Merhaba arkadaşlar, yeni bir anı videomuza daha hoş geldiniz. Merhaba. Karşımızda Eda arkadaşımız var. Merhaba. Kendini tanıt bakalım. İsmim Eda, Koç Lisesi mezunuyum. Soy ismi Kocaoğlu, Eda Kocaoğlu. Evet, Eda Kocaoğlu. Evet. Şimdi ODTÜ'ye gideceğim, felsefe bölümü. Evet. Ki zaten okumak istiyordum felsefe. Evet. Ama felsefe fizik çap yapmak istiyorum. Sene çok iyi. Bakalım çapa başvuracağım. Yani asıl amacım her zaman buydu, felsefe fizik çap yapmak. Bakalım nasıl olacak. Okey. Şimdi evet. Eda benim eski bir öğrencim. Kendisi çok sevdiğim bir öğrencim. Kazanma yolunda tabii ki büyük emekler verdi bu konuda. Ama tabii ki geçtiği farklı yollar var. Bu konuda da zaten önemli olan bizim kanalımızda da tecrübe. Biz aslında kısaca öğrencilerimizin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz ki gelecek jenerasyonlara bunu daha rahat aktarabilelim diye. Bu yüzden de senden bu yolda nasıl emekler verdiğini öğrenmek istiyorum. Mesela önce örnek veriyorum. 9. sınıftan başlayalım. 9. 10. sınıfın nasıl geçti, neler yaptı? Şimdi şöyle, benim Amerikan vatandaşlığım var. Bu yüzden asıl hedefim her zaman Amerika'da bir yere girip oradan full'e yakın bir burs almak ve öyle üniversiteye okumaktım. Çünkü başlarda tabii ki full'e yakın olmasına gerek yoktu ama dolar arttıkça istediğim burs oranı da artmaya başladı. Amerika'daki yıllık okul masrafları çok pahalı. Bu yüzden çoğu kişi zaten burslu gidiyor. Neyse, bu yüzden ben 9'dan beri ilgilendiğim alanları biliyordum zaten. Çok uzun zamandır fizik okumak istediğimden emindim. Felsefeye sonradan ilgim oldu. Ama 9. sınıftan beri tüm bulabildiğim bilim kulüplerine, robotics kulüplerine çoğu şeye katıldım. Ama sonra tabii hepsini bir anda sürdüremeyeceğim için onda bazılarını bıraktım. Bırakmak zorunda kaldım. Bu yolu herkese önermiyorum ama eğer benim bir sürü şeye ilgim vardı. Bu yüzden hepsini aynı anda sürdürmeyi denemiştim. Bu yüzden 9'da biraz zorluk çekmiştim. Peki bunu yapmak zararlı mı? Yani bence bu kişiden kişiye değişir. Çünkü 9. sınıfta herkes tam olarak ne istediğini bilmiyor ve bu çok doğal bir şey. Daha 14-15 yaşlarında oluyoruz. Bu hani gayet doğal bir şey. Bu yüzden kendimizi denemek için bir sürü kulübe aynı anda üye olabiliriz. Hı hı. Bu gayet doğal ama okul, üniversiteler aynı zamanda sürekliliğe de bakıyor. Evet. Ve ne kadar emek harcadığımıza. Evet. Ama bunu 9'dan başlamak zorunda değiliz. Mesela şu da olabilir. Hiç beklemediğiniz yerlerden beklemediğiniz başarılar gelebilir. Bu yüzden her şeye önünüzü açık tutun bence. Çünkü mesela ben 9. sınıfta bir tane engineering kulübüne girmiştim ve orada da yarışmalar vardı. Onlara da katılmıştım. Onlardan hani 12'ye kadar bir başarı elde ederim diye düşünüyordum. Çünkü her sene tekrarlanan yarışmalardı. 2 defa katıldım sanırım. Ama çok bir başarı elde edemedim. Biraz zamanlama ve her şeyi planlamakla da alakalı bir şey kesinlikle. Bu. Ama beklemediğim bir yerden mesela bir başarı gelmişti ve benim mesela CV'mde en iyi gözüken şeylerden biri bence buydu. Hani okulların en çok dikkatini çeken bence. O da 10. sınıfta hani bir arkadaşımın biraz iteklemesiyle katıldığım bir kulüp vardı. Önceden NASA'nın, şu an sanırım National Space Society'nin düzenlediği bir space settlement tasarlama projesi yapıyorduk gruplar halinde. Ona katılmıştım. Onda mesela dünya çapında 3. olduk ve sonra işte o grubun, bulunduğumuz grubun içinden 3-4 kişi seçildi. Başkan olacak ve gelecek dönemlerin projelerini editleyecek ve onları düzeltecek. Daha iyi yapmaları için öneriler sunacak. Onların arasına seçilmiştim. Mesela bu bence CV'mde iyi gözüküyor. Yani demeye çalıştığım şey, arkadaşınız sizi mesela sizin biraz ilginiz olan ama vaktiniz yetmez diye korktuğunuz bir şey itekliyor. Eğer özellikle 9 ya da 10. sınıfsanız buna katılın. Yani onunla birlikte o projeye katılın. Çünkü özellikle grup projelerinde arkadaşlarınız veya tanıdığınız insanlar varsa o zaman hem daha iyi bir bağlantı oluyor aranızda hem de birlikte çalışarak çok iyi şeyler elde edebiliyorsunuz. Ve çoğu zaman böyle bir şeyin iyi başarılar elde edeceğinizi bile düşünemiyorsunuz ve birden bir bakmışsınız başarmışsınız. Burada öğrencilere de benim söylemek istediğim şey gerçekten de bu proje kapsamlarına baya baya iyi dikkat etmeleri gerçekten. Çünkü şu dediğin şey çok güzel. CV'de çok iyi duruyor değil mi abi? Evet. Evet, CV'de çok iyi duruyor. Yani özellikle yurt içi ya da belirli aşamada yurt dışına başvururken bu konuda CV'de duran bu gibi temel yapılan şeyler, araştırmalar ya da katılan herhangi bir şey bile olabilir. CV'de gerçekten güzel duruyor. Bunu değerlendirmeleri lazım öğrencilerin. Evet ama şu da var. Dışında nereye başvuracağınıza dikkatli olarak CV mi daha önemli yoksa GPA mi yoksa ikisi de eşit önemli mi? Buna dikkat ederek çalışmaya başlamanız gerekiyor. Mesela ben Amerika'ya başvurmayı düşündüğüm için zaten daha çok CV'mle GPA'imin ne kadar ikisini planlamamı eşit tutmaya çalıştım. Yani hem derslerime çalışıyordum hem de eşit oranda okul içi ya da dışı aktivitelerime önem gösteriyordum. Ama mesela İngiltere'ye ya da Avrupa'ya başvurmayı düşünüyorsanız daha çok
GPA'nıza önem vermenizi öneririm. Çünkü oralar CV'yi önemsese bile o kadar çok da önemsemiyor. Bir de şey de var, lise seneleriniz boyunca bir sürü aktiviteye katılacaksınız. Ve o aktiviteleri biraz abartarak diyeyim, daha böyle güzel bir şekilde yazarak dile getirirseniz ve ne yaptığınızı detaylı bir şekilde, çok detaylı olmadıkça, yani okuyan kişiyi sıkmayan kelimeler kullanıp yazarsanız, oradan size getirdiği kazanımları anlatacak bir şekilde yazarsanız, o zaman bu yeterli olacaktır. Yani 4 sene boyunca 4 aktivite ya da 3 aktiviteye katıldım diye bu kadar kötü hissetmeyin. Önemli olan katıldığınız aktiviteyi iyi resmedebilmek aslında, evet, değil mi kısaca? Evet, o da çok önemli. Ya şimdi burada da tabii ki öğrencileri hep şeyde kalıyor böyle. Mesela dedin ya, İngiltere işte Amerika'da bazı sistemlerde gerçekten de GPA'ya bakıyorlar. Yani sen mesela IB notuna bakacaklardı senin, evet, mesela, değil mi? IB notu 45 üzerinde hesaplanan bir not. Hı hı. Aldığın dersler var. Bu sistemle, hı hı, alakalı da biz bilgilendirme yapacağız daha, evet, sonra. Ama burada tabii ki şimdi sistemin biraz daha böyle akademik kısmına geleceğim. 11. ve 12. sınıfa doğru gelmek istiyorum biraz. Şimdi 9-10'da tamam bunları yap ve belirli bir şeyden geçtin. Belirli bir eğitimden geçtin 9 ve 10'da. Pre-IB dediğimiz zaten mevzuatları size 9, hı hı, ve 10'da verdiler açıkçası. Sonra 11'de ve 12'de gerçek IB'yi aldın, hı hı, doğru mu? IB'yi alırken program nasıl gerçekleşti? Neler yaptın, neler ettin? Ben neler yaşadım? Sen neler yaşadın? Mesela 11. sınıftasın şu anda, tamam mı? Tamam. IB öğrencisisin. Zaten biz seninle 11. sınıfta tanışmıştık. Evet. Hani o zaman şey yapmıştık. O zaman bir çalışma yapmıştık seninle. O zaman başlamıştık çalışma yapmaya. Şimdi başladın 11. sınıfa, IB öğrencisisin. Nasıl başladın? Senin için zorluklar nelerdi mesela 11. sınıfta? Ya da herhangi bir IB öğrencisi için zorluklar nelerdi? Biraz genel konuşacağım. Çünkü bence önemli olan kişiselden çok kişinin ne yapması gerektiğini anlaması. Evet. Ve bunun için şunu diyebilirim. Ben bence ders seçimini iyi yaptığımı düşünüyorum. Ama herkes ders seçimini iyi yapamıyor. Ve sonra değiştirmek çok zor olabiliyor bazı okullarda. Okullardan okullara göre değişiyor. Mesela bizim okulda biraz zordu. Bu yüzden çoğu arkadaşım stresleniyordu. Çünkü ikinci sene zaten, ikinci senenin sonunda gerçek IB sınavlarına giriyorlardı. Ve derslerini ancak 11. sınıfın sonunda değiştirebiliyorlardı. Yani curriculum'un çoğunluğunu kendileri öğrenmeleri gerekecekti yaz tatili boyunca. Ve bu çok zor bir iş. Özellikle diğer dersler varken. Bu yüzden en önemli şeylerden biri ders seçimi. Ders seçimini yaparken bence insanların dikkat etmesi gereken şey, ilk olarak nereye başvuracaklarına göre planlamaları gerekiyor. Değil mi? Yani ilk önce bu gerekiyor, değil mi? Evet. Mesela bir yere başvuracaksın sen üniversitede ve bu başvuracağın yerin aslında ne istediğiyle alakalı küçük de olan bir bilgi, evet, olman, evet, lazım, değil mi? Rastgele mesela 6 tane ders alamıyorsun. Evet. Çünkü rastgele 6 tane ders aldığın zaman onun ileriki aşamada başvurunla alakalı olmayabileceği durumlar, evet, da olabilir, değil mi? Ama öncelikle dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi o zaman gelecekle alakalı ne yapması gerektiğine, evet, karar verdik. Kesinlikle. Ama şey de var. Mesela siz 9 ya da 10'da mühendislik okumak istediğinizi düşünüyorsunuz. Ve mühendislikte çoğu yer high level matematik istiyor. Ve özellikle AA istiyor. Applications and Approaches, değil mi? Özellikle bir AI var, bir de AA var. Çoğu yer AA istiyordur mühendisliklere. Çünkü AI, yani mühendislikte gereken matematiği tam olarak öğretmiyor. AI'yi daha böyle sosyal alanlara yönelecek olan insanlar seçiyor genelde. Evet. Neyse, mühendislik istiyorsunuz. Tamam, ben high level matematik alırım. High level fizik de alırım. Fıs yaparım. Böyle demeyin. Çünkü şöyle. Sonra fıs oluyorsun. Evet. Ama ama belki de yaparsınız. Bunu anlamanın en kolay yolu bence IB'nin kendi sitesinde tüm derslerin core yapısı var. Onların hakkında PDF var uzun. O uzun diye gözünüzü korkutmasın, onları okuyun ve ben bunu gerçekten yapabilir miyim, ders yükünü kaldırabilir miyim diye bir düşünün. Ki IB zaten zor bir program. Evet. Bu yüzden dikkatli seçin. Yani ben high level matematik ve high level fizik yaptım ve kendi tecrübelerimden şunu söyleyebilirim. High level fizik nispeten o kadar zor değildi. Ama bu ben fiziğe ilgiliyim diye de olabilir. Evet. Tabii bu kişiden kişiye değişen bir şey. Bazı arkadaşlarım high level fizik çok zordu, gereksiz yere zorladı da diyordu. Ama yani IB derslerinin genel amacı zaten gereksiz yere zorlamak. Bu yüzden buna hazır değilseniz IB almadan da Avrupa'ya başvurabilirsiniz mesela. Evet. Bunu da unutmayın. Hani benim IB almayıp MEB'den çok yüksek, yani çok yüksek demeyeyim de yüksek ortalamalarla İtalya'ya giden ya da işte Hollanda'ya giden arkadaşlarım var mesela. Şimdi IB ile alakalı sistemde benim de gözüme bir öğretmen olarak çarpan en büyük şeylerden birisi sistemin gereksiz çok zor olduğu. Evet. Yani kesinlikle buna katılıyorum. Ve bu yüzden de IB özellikle son zamanlarda inanılmaz böyle şey oldu.
çocukların böyle gözünde IB'yi almamak. IB yerine mesela şöyle bir şey var. IB'de normal 4-5 tane ders alıyor öğrenci ya da işte totalde 6 tane ders alıyor. Kolay dersler alıyor ve matematiği ve fiziği nasıl alıyorlar biliyor musun? AP'den alıyorlar. Evet. AP matematik ve AP fizik alıyor mesela adam. Bununla evet. çok karşılaştım açıkçası. Evet. Ve bu da öğrenciye hak verdiğim mevzuat. Mesela biz seninle çalışırken de gördük. Mesela HL. Hani sadece sende değil benim bir sürü HL öğrencim var. Ya gerçekten çok zorluyorlar. Evet. Yani. Bir de okullarda bilmiyorum hani bu konuda benim bu görüşüm. Sen öğrenci olarak hani bunu nasıl yorumlarsın bilmiyorum. Mesela AP'de çalışıyorsun, sınava giriyorsun. Sınavdan aldığın not önemli, tamam mı? Ama IB'de sınavdan önce mesela bir şey dikkat edeceksin. Hocaya bağlısın. Evet. Hoca ayağına sıkabiliyor yani burada kısaca. Yani evet. burada mesela bana biraz ters geliyor bu mevzuat. Yani IB'de hocaya bağlı bir şekilde gidip ama AP'de ise kendi çalıştığın kadar puan almak çok enteresan yani değil mi bu konuda? Ne düşünüyorsun? Şöyle şimdi predicted tabii ki okulunuzun Mayıs okulu mu yani Mayıs'ta sınava girecek bir okul mu, Kasım'da sınava girecek bir okul mu olduğuna göre bağlı. Çünkü predicted'ları mesela Kasım okulları daha erken veriyor. Ama çoğu kişi Kasım'da girdiği sınavla başvuruyor. Ama Mayıs okullarında direkt sınav o kadar önemli olmuyor yurt dışı başvuruları için. Öncesinde aldıkları predicted notuyla giriyorlar. Tabii ki hocanın ayağına sıkması gibi bir durum var ki bizim okulda da yaşan. Yani şöyle diyeyim arkadaşlarımın bu konu hakkında söylediği şeyleri duydum. Hani bir şey diyemem açık açık çünkü ben de çok net bilmiyorum. Bana yaşanmadı kişisel olarak. Ama IB'de bence en kritik noktam gerçekten 2 sene boyunca 6 tane internal assessment yazıp, bir tane extended essay yazıp, bir de TOK ile uğraşıp, bir de o 6 tane dersin 3'ü standard level, 3'ü high level olacak şekilde sınavlarına çalışıp başarıyla tamamlayabilecek misiniz? Eğer anlatırken, sen anlatırken benim resmen içim, resmen evet. ben daraldım ya sen anlatırken. Yani bu konu daha çok kişiye bağlı bir şey. Eğer siz kendinizi çok zorlamayı seviyorsanız ve hani zorladığınızda sonucun iyi gelmesi için çok uğraşmaya hazırsanız yapabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. İngiltere dışındaki yerler genelde IB ile AP'yi aynı görüyor. AP alan arkadaşlarımın daha zorlandığını gördüm. Bu yüzden size önerim eğer ben AP'den yüksek not alayım direkt gireyim okullara diyorsanız o zaman en mantıklı seçim MEB okuyup yanında AP dersleri almaktır. Ama genelde insanlar AP derslerine 9. sınıftan başlıyor ve 4 sene boyunca 5-7 tane falan ders alıyorlar. 7'ye kadar çıkanı gördüm ve bu derslerin hepsini... Ben 11 tane gördüm. 11 AP alan öğrenci gördüm. 11 tane, evet. Çok fazla. Evet, çok ama fazla. Yani sonuçta IB gibi ekstra işleri olmadığı için. Tabii canım sınava giriyorsun, notunu alıp geçiyorsun evet ya. Yani. Bu kadar basit. Bir de yani AP'nin mesela AP'nin göze batan noktalarından birisi ne biliyor musun? IB'den farklı olarak. Şimdi IB'de gerçekten sınav çok zor HL'de. Bak bunu şey diye evet, söylemiyorum. Gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Yani o sınavda 7 alabilmek gerçekten çok zor ya. AP'ye hazırlanıyorsun. 5 alacak değil mi adam? AP'den 5 alması için ne gerekiyor biliyor musun? 108 puan üzerinden 68'i geçse yetiyor. Bu kadar basit 5 alması yani. Anlatabildim mi? Bir evet. de 5 almış görünüyorsun yani. Hani IB gibi değil. O kadar zorlandığına değer mi değmez mi orada bir soru işareti var benim kafamda mesela her zaman. Evet IB'de 108'den 68 alan kişi 4 falan alıyor 7 üstünden. Evet. Ki 4 geçer notun böyle kuyruğundan geçmişsin gibi. Evet. Çünkü 3 kalan not. Evet. 4 geçer not. Ama şunu diyebilirim. Hani IB mi daha çok üniversite hazırlıyor, AP mi derse kesinlikle IB. Kesinlikle. Çünkü IB alan öğrenciler genelde üniversitenin ilk 2 senesini 11 ve 12'de okuyor gibi oluyor. Yani en azından 1,5 senesini diyelim. Ama mesela benim çoktan yurt dışına giden arkadaşlarım şey diyordu. Biz ilk 2 seneyi full dışarı çıkarak, sosyalleşerek geçirdik. Hiç çalışmadık ve yine notlarımız yüksek geldi. Neden? Çünkü IB yaptık. IB'yi başarıyla geçtik. Ama tabii 11 ve 12 zaten stresli bir dönem. Çünkü zaten üniversiteye başvuracaksın. Çok stresli geçecek. Üstünüze bir de IB yükü almanız ne kadar mantıklı bilmiyorum. Tabii evet. bu kişiden kişiye değişen bir şey. Ve en sonunda seçim izleyicilerin. Burada biraz daha sana doğru. Sen ODTÜ'ye girdin. Tebrik ederim. Teşekkürler. ODTÜ Felsefe. Çok güzel bir bölüm. Çok güzel bir okul. Evet. Öncelikle tebrik ederim. Şimdi sen nasıl ODTÜ'ye girdin peki? IB çıkışlısın. Burada seni izleyenlere, burada tecrübelerine bahsetmek ister misin? Yani benimki biraz farklı oldu ve hani Türkiye'deki herkesin böyle bir ayrıcalığı olduğunu sanmıyorum. Ama ben normalde Amerika'ya hazırlanıyordum ve predicted notlarımla, extracurricular'larımla Amerika'ya yönelik bir portfolyo çıkartıp başvurdum. Ama yani kabullerim geldi. Hatta başvurduğum iki okul dışında hepsinden kabul aldım. Çok iyi.
ama burs oranları biraz düşüktü. Bana en fazla burs veren okul %60-%70 gibi bir burs verdi ama kalanı senelik hala biraz fazlaydı maliyeti. Çünkü Amerika yani okulların senelik masrafları hem okul parası hem de kalacak yer, yemek falan girdiğinde işin içine $100,000 gibi bir şey olabiliyor. Bu çok fazla ya. Evet. Çok fazla ya. Evet öyle. Sen yine de %60-%70'lere varan burs alman bile mükemmeldi ya. Gerçekten güzeldi yani. Hani bunu biz sürekli konuşuyorduk. Bu bile çok güzel. Evet. Ama tabii yani orayı da karşılayabilecek şey lazım yani. Hani her öğrenciye söylüyoruz bunu. Evet. İlk önce bütçenize bakacaksınız arkadaşlar. Evet. Yani başvurduğunuz yer iyi olabilir ama ilk önce bütçenize bakmak zorunda kalıyorsunuz diye biz söylüyorduk sürekli. Ama hani şey de var. Böyle full burs veren Amerika'da başvuracak öğrenci için programlar var. Ben bunlardan haberdar değildim 11. sınıfta. Çünkü zaten IB alacaktım ve ben kendime biraz fazla güveniyordum. Ama aynı hataya düşmeyin. Her şeyi burs alamazsam mümkünatını elinizden çok iyi bir şekilde geçirmeniz gerek. Bu programlara da başlayabilirsiniz. Mesela Quest Bridge diye bir program var. Ama bu program için 11 ya da 10. sınıf olmanız gerekiyor sanırsam. Çünkü normalde Amerika'nın başvuruları early acceptance'lar 11'den ya yani 12. sınıfın geçerken. Evet, 12. sınıfın ocağında mı aralığında mı ne bitiyor? 12. sınıfın başında başvuruyorsunuz Amerika'ya. Ama bu programda daha erkenden başvurup özel bir burs kapasitesi açılıyor bu öğrenciler için ve onlar Quest Bridge'de girip Quest Bridge'de devam eden öğrenciler bu özel burs kapasitesinden yararlanıp full bursa gidebiliyorlar. Wow, ben bunu bilmiyordum ya. Evet, ben de bunu çok daha sonradan öğrendim. Hani 12. sınıfta falan farkında oldum ve çok geçtim. Ama yapacak bir şey yok. Ben şu an hani kendi okulumdan mı gideceğim yerden mutluyum. Ama hani oraya nasıl girdim bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi oraya geleceğiz. Mesela oldu, kendin çalıştın, ettin, başvurdun. Çoğu yerden zaten kabulün geldi. Oldu, buradan karar değiştirmeye karar verdin. Kararın değiştirirken tabii ki burada şeyler etkin oldu. Ama Türkiye'de belirli başvuracağın yerler var değil mi senin? IB notunla başvurabildiğin. IB notunla başvururken seçtiğin üniversiteleri ve bölümleri neye göre seçtin? Çünkü öğrenciler her zaman böyle bölüme göre, okula göre tercih yapıyorlar. Ama sen belirli bir düşüncen vardı bununla alakalı. Çünkü kafanda biriktirmiş olduğun şeyler vardı. Evet. Neye göre tercih yaptın bunu da söyler misin bize? Söylerim. Bu arada ama şunu da söylemek istiyorum. IB ile sadece Türkiye vatandaşı olan insanlar başvuramıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Evet. Onlar direkt YKS ile girmek zorunda kalıyorlar. Ama benim çift vatandaşlığım vardı. Hem Amerikan hem Türk. Bu yüzden Amerikan vatandaşlığımı kullanarak, yabancı öğrenci statüsünü kullanarak IB ile başvurabildim. Çok iyi. Ve işte ekstra curricular'larımla. Yoksa başvuramıyordum ben de. Mezuna falan kalırdım. Ki bu da o kadar kötü bir opsiyon değil hani. Ya burada mesela şunu açmak istiyorum. Eda yabancı öğrenci sınavıyla, yabancı öğrenci sınavı diye bir sınav var biliyorsun. Evet çok ama. Çok böyle şey bir sınav. Hani ona da gireceğim. Gireyim mi? Yok, ben bir şey söyleyeceğim. Hani sen o sınava mesela girsen girmesen hiç önemli değil. Ben senin IB'de ne kadar sağlam bir çalışma yaptığını biliyorum açıkçası. Lütfen burada karıştırma olmasın. Hani şey gibi değil böyle. Yani yabancı öğrenci sınavı böyle hani bazı eskiden çok. Aynen lay lay lom bir sınavla geçiş yapmadık. Hani burada onu söylemem gerekiyor. Çünkü nasıl çalıştığını ben biliyorum yani. Hani evet. Nasıl kastığını ben biliyorum açıkçası. O yüzden de hani IB'nin gerçekten de hani hem zor olduğunu da bahsetmesinden de zaten hani izleyenler de anlamıştır. Hani sen bu konuyu çalıştın yani. Sen evet. Bunu çalıştın. Sanki YKS öğrencisiymişsin gibi. YKS'ciler bir sene çalışırken sen iki sene IB kastın. Evet. Burada bir parantez açmak istiyorum. Devam edebilirsin. Şey de var bu arada. Benim IB'den mezun olduktan sonra YKS'ye çalışan arkadaşlarım da var. IB'den mezun olduğumuzda zaten bayağı büyük bir altyapıya sahip oluyorsunuz YKS için. Evet. Hani ama ikisini birlikte yürütmenizi önermiyorum. Sadece böyle yapan insanlar da var diyorum. Mesela benim bir arkadaşım şu an ODTÜ'de fizik okuyor ve IB'den mezun oldu. O da benim gibi yeterli burs alamadı. YKS'ye çalıştı, ODTÜ'de fizik okumaya başladı. Yani bu da mümkün. Bunu da demek istedim. Neyse. Okey. ODTÜ'ye evet. Şimdi yabancı öğrenci sistemiyle alakalı bir şey söyleyecektim. Ha, evet. Şöyle, yabancı öğrenci statüsünden yararlanmak istiyorsanız onun bir sınavı var ama bu sınavla alan sayılı okullar. Yani mesela ODTÜ, Boğaziçi gibi okullar ya da Sabancı, Koç gibi okullar bu sınavla almıyor. Onlar yani normal yurt dışına başvuruyormuşuz gibi bir portfolyo düzenlememizi istiyorlar. Ve mesela Sabancı da ona göre burs veriyor ama bu okullara başvuracaksanız 12. sınıfın başından hazırlamanız gerekiyor. Çünkü yoksa bursları doluyor. Hani ilk başvuran kapar gibi. Mesela ben Sabancı'ya da başvurmuştum. Oradan da %25 mi 50 mi ne öyle bir burs aldım ama yine çok pahalı olduğu için zaten seçmedim. Ama hani daha erken başvursaydık %70, %75 gibi
gibi bir burs da alabilirdim. Koç'ta da aynı şekilde ya da diğer özel okullarda. Bunun için hani bir danışman bulsanız çok rahat edebilirsiniz belki. Çünkü ben biraz öyle ilerlettim süreci. ODTÜ ve Boğaziçi SAT notunuza bakıyor. Mühendislik bölümleri için matematikte bir barajı geçmiş olmanız gerekiyor ya da temel bilimler için. Ben zaten felsefeyle başvurmak istiyordum. O yüzden şey yapmadım. Ona çok takmadım. Evet. Yani ben yine SAT notumu kullandım. Çünkü sözellerde de SAT'ye bakıyorlar ama daha düşük bir SAT yeterli oluyor çoğu zaman girmek için. Ama ODTÜ'de IB'ye de bakıyorlar. 33 üstünden alırsanız IB'de 45 puan üzerinden 33 ve daha üzeri. Evet. Onunla mühendisliklere de ya da işte temel bilimlere de sayısallara da sözellere de başvurabiliyorsunuz. Evet. Ve sen başvurdun. Evet. Evet. ODTÜ'ye başvurdun. Evet. Karar verdin. Öyle başvurdum. İyi. Boğaziçi'ne IB ile alın yapılmıyor diye biliyorum. Ya da mesela Ankara Üniversitesi de sanırım SAT ya da IB ile alıyor. Ege Üniversitesi'nin sınavı vardı. Ankara Üniversitesi'nin hem sınavı vardı, yani yabancı öğrenci sınavı, hem de IB ile falan alımı vardı. Ama bunlar genelde, yani yabancı öğrenci statüsü daha az insanın katıldığı bir şey olduğu için genelde birazcık daha geç belli oluyor. Yani onları takip ederseniz ve bir danışmanlık tutarsanız, bunun için özel bir danışmanlık 12. sınıfın başında, daha 12'ye geçmeden sizin çok, için takip edebilir, evet, bunu gayet. Evet, çok daha rahat olur. Valla çok sevindim. ODTÜ'de olman beni çok mutlu ediyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü çok sevdiğim bir okul. Ama çok öğrencim var orada. Sistemi de zaten çok güzel bir sistem. Okuyunca zaten sen de anlayacaksın. Mükemmel. Gerçekten çok güzel bir yer. Umarım önümüzdeki senelerde böyle bir gelirim de ODTÜ'yü de bana gezdirirsin. Sen de ODTÜ'yü gezmiş oluruz. Tabii olur hocam. Mu? Güzel bir şekilde. Kampüs gezileri yapıyoruz çünkü biz böyle. Baya baya üniversiteleri geziyoruz. Öğrencilerimiz olduğu için orada. Sağ olsunlar gezdiriyorlar bizi. Çok teşekkür ederim. Burada sormak istediğim bir soru var. Tabii şimdi hocam, biraz daha genel soruları hallettik. Hı-hı. Biraz daha böyle spesifik soru, hı-hı, sormak istiyorum. 2 sene boyunca beraber çalıştık, hı-hı, neredeyse. Bu 2 sene boyunca benimle alakalı yapmak istediğin bir eleştiri var mıdır? Bunu dinlemek istiyorum senden. Hocam. Şimdi güldük eğlendik, tamam. Yani biz 2 sene bayağı güldük eğlendik. Çalıştık, evet, ettik, tamam. Ama eleştirin var mı? Çünkü bu da benim için önemli olan bir şey. Biraz düşünsem. Hocam sanırım yok. Çünkü yani ben süreçte şöyle diyeyim. Yani sanırım bir eleştirim şu olabilir. Bu da biraz benle ilgili bir şey. Çünkü sonuçta her öğretmen her öğrenciye aşırı uygun değildir. Hı hı. Bu eleştiride konu anlatımlarında genelde biraz ben yeterli bulmuyordum. Ama hani bu birazcık da benle ilgili bir şey tabii ki. Ama verdiğiniz sorular ve verdiğiniz kaynaklar gerçekten çok yardımcı oldu. Hani o kaynaklar olmasaydı ben muhtemelen IB'yi hiçbir şekilde survive edemezdim. O kaynaklar bayağı yardım etti. Ve zaten kendim çözdükçe anlıyordum, kendim öğreniyordum. Konu anlatma kısmı daha kritik bir şey olduğu için her öğretmen her öğrenciye uymak zorunda değil. Ama ben genel olarak çok mutluyum size çalıştığım için. Yani bana çok yardımcı oldu. Ya yok şey konusunda. Mesela her öğrenciye tabii ki anlatma şeklimiz farklı oluyor. Sana anlatma şeklimi ben biliyorum. Sana, seninle alakalı çok fazla rapor almışım ben kendime. Neler yaptığıma, neler, böyle bir dosya. Dün inceledim geldim onu. Her öğrencimle alakalı var. Seninle alakalı böyle bir dosyam var şu an elimde. Böyle bir inceledim neler yapmışız, neler etmişiz diye. Şey diye bir şey bir not aldım. Biz derse ilk başladığımızda ya da derse herhalde birinci ayımızda falanmış herhalde. Bir ya da ikinci ayımızda şöyle bir not almış. Demişim ki çok hızlı anlaşıyor. Yani çok hızlı kapıyor. Konu anlatımını kısa tut, daha çok soru çöz diye not almışım oraya kendime. Hani büyük bir ihtimalle hani sana konuyu daha kısa anlatmamın nedeni odur. Seni çünkü hızlı anlayabildiğinle alakalı bir durumdur. Ben onu not almışım böyle. Demişim ya çok hızlı anlıyor. Yani kapasite yüksek. O yüzden hani konuyu kısa tut, soruyu çok daha çöz diye not almışım mesela. Orada sen söyleyince aklıma geldi. Teşekkür ederim. Peki 2 seneyi kapattık. Evet. Valla. Seni tanımak çok güzeldi açıkçası. Siz de hocam. Çok vallahi mutluyum size. Çok teşekkür ederim. Çalıştığım için. Buraya kadar da geldin. Anı videomuzu da çektik. Var mükemmel tecrübe ya bunlar. Yemin ederim. Bak gerçekten çok samimi söylüyorum. Ya çok güzel tecrübeler bunlar. İşte bunu öğrencilere söylememiz lazım. Evet, öğrencilerin neler yaşayacağını önceden yaşamış insanların bunu söylemesi lazım. Kesinlikle hani ben burada de. Senin tecrüben çok ayrı bir tecrübe bu arada. Yani hani o yüzden de hani seninle mutlaka böyle bir video çekmemiz lazımdı. Çünkü IB hazırlandın ve hani başka durumlardan dolayı ve ODTÜ felsefeye girdin. Hani bu çok mükemmel bir tecrübe gerçekten. Çünkü IB hazırlanan öğrenciler de genellikle ya yurt dışına gitmeyecekse Türkiye'ye hazırlanma seçeneğini sunuyorlar, evet, açıkçası. Bu da hani insanlar için gayet güzel bir tercih oluyor ama hani senin yaşadığın güzergah da hani çok enteresan bir güzergah ve çok faydalı, insanlara çok faydalı olabilecek bir güzergah. Yani çok teşekkür ederim geldiğin için tekrardan. Söylemek istediğin bir şey varsa alalım gençlere, gelecek jenerasyonlara.
söylemek istediğin bir şey varsa dinleyelim. Şunu söylemek istiyorum. Maddi durumunuzu bayağı detaylı ailenize konuşarak karar verin. Çünkü benim en büyük eksikliklerimden biri bence buydu. Maddi durumunuzu ailenizle detaylı bir şekilde konuşun. Ona göre yolunuzu çizin ve hani şu olmazsa, şu olursa gibi mümkünatların hepsini elinizden bir geçirin, ne olacak, ne edeceğim diye. Ve streslenmeyin. Gerçekten çok gereksiz yere stres yaptım ben. Ve şu an bayağı pişmanım. Hani streslenmesem belki çok daha başarılı olacaktım. Ama tabii bunu söylemesi kolay, yapması zor. Bu yüzden... İşte onu yaşarken, evet, değil mi? Onu yaşarken, evet, söyleyebilmek, onu yapabilmek çok zor. Gerçekten de o büyük sıkıntı. Ama hani stres yapılmaması, bir tık daha az yapılması daha iyi olur diye düşünüyorum öğrenciyle alakalı. Kendinize dikkat edin. Teşekkürler. Görüşmek üzere.